Merhabalar dostlarım, hoş geldiniz kanalıma. Umarım hepiniz iyisinizdir, umarım hepiniz afiyettesinizdir dedikten sonra oyunumuza başlıyoruz. Bugün sizlerle Plak isimli oyunda yine bu parayla satın alınan senaryolardan bir tanesini oynamak istiyorum. İlgi çekici bir senaryo vardı, ben de merak ettim. Sizlerle beraber denemek istedim. Nükleer savaş şeklinde bir senaryo gördüm. Puanı 4 yıldızdı ama ilgimi çekti. Beraber isterseniz oyna bir bakalım. Zor modda oynamayı deneyeceğim. Oyunumuzun adı Savaş olsun. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Şimdi bu puanları otomatik toplamak için birazcık tembellik yapmak istiyorum. Bu metabolik gaspı seçiyorum ben. Onun dışında da evrim genlerinde özellikle yayılma maliyetlerini arttırmayan bir geni seçiyorum. Böylelikle dünyaya daha çabuk yayılabileceğimizi düşünüyorum. Yayılma özelliklerini açaraktan. Oyuna başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanala abone değilseniz, kanala abone olursanız benim için güzel bir destek olur diyorum ve oyunuma başlıyorum. Bu dünyadaki pandemilerle ilgili bir seri yapacağımı söylemiştim. Onun için ben de kendimde bir takım bilgiler toplamaya başladım. Yakın zamanda onun serisi de gelir diye düşünüyorum. Şimdilik sizlerle bu senaryoyu oynayıp görelim bakalım. Hastalığımıza, daha doğru nükleer savaşımıza başlangıç yeri olarak Amerika'yı bize oyun zoraki olarak seçtirtiyor. Şöyle bir başlatalım. Zaten artık otomatik toplayacak bizim puanlarımızı. Şöyle de oyunumu iki kat hızlandırıyorum. Yayılma kısmına bakıyorum. Yayılma kısmında şu an bir tane özelliğimiz var. Kimyasal silahlar. Şöyle bir açıklamaya bakalım. İşte kimyasal savaş başlatır şeklinde bir şeyler diyor. Bu özelliğimizi açalım. Amerika Rusya'yı deklare etti. Hemen gördüğünüz gibi yayılmaya başladı. Yeni küçük hastalık yayılıyor diyor. Yani bu savaşta bence bir hastalık, gayet doğru bir tabir. Rusya hükümeti normal sağlık kontrolü yaparken bir doktor yeni bir hastalık buldu diyor. Belirtilere bakalım bu arada. Belirtiler kısmında delilik var. Yetenekler kısmında da yine yeni özellikler mevcut. İşte nükleer savaş, savaş başladı vesaire falan diyor. Sığınaklar, burada da savaş makinaları bir diyor. Birazdan bunların ne işe yaradığını sırasıyla bakarız. Amerika Rusya'ya savaş açtı. Rusya gitti, Grönland'ı yok etti. Gerçekten çok ilginç şeyler oluyor. Amerika İzlanda'ya savaş açıyor. Suudi Arabistan'a kimyasal saldırıda bulunuyor. Neyse. Buradan yayılmadan devam ediyoruz. Kimyasal silahları yükseltiyoruz. Kimyasal en bombalı bombaları. Bunları açtıktan sonra yeni bir yayılma alanı çıkıyor. Burada da gelişmiş silahları artık üretmeye başlıyoruz. Kalkanları üretebiliyoruz. Bir miktar ölümcüllük de artıyor ama bulaşma seviyesi daha fazla arttığı için şimdilik ben bunu dert etmiyorum. Euro bölgesi çöküşte diyor. Çöküşte olacak. Niye? Çünkü savaş var. Otomatikman DNA puanlarımız toplanmaya devam ediyor. Savaş hızlıca tüm dünyada yayılıyor. Amerika Kore'ye ne göndermiş? Amerika Kore'yi nükleer araştırmaları durdurması konusunda uyarmış. Bakalım bunun sonucunda ne olacak? Tahmin ediyorum ki Amerika Kore'yi uyarıyor. Birazdan da büyük ihtimalle savaşı patlatacaktır. Bu arada savaşımız takip listesine alındı. Şöyle bir yandan yayılma hızımızı arttırmaya devam etmemiz gerekiyor. Burada nükleer savaşlar özelliğini açıyoruz. Nükleer savaşlar özelliğini açtıktan sonra yeni bir takım yayılmayı arttırıcı özellikler çıkıyor. Burada hızlıca ben bunları geliştiriyorum çünkü ne olacağını merak ediyorum.
Nükleer bombaları geliştirelim, nükleer kalkanları geliştirelim. Şu an bakalım savaştan etkilenmeyen ülkeler var mı? Afrika ülkeleri birazcık etkilenmemiş gibi duruyor. Savaşı bütün dünyaya yayabilirsem hızlı bir şekilde kazanabileceğimi düşünüyorum. O yüzden burada belirtiler ve yetenekler kısmından herhangi bir özellik açmıyorum. Ama burada zaten bu yayılma kısmındaki özellikleri açınca yetenekler ve belirtiler kısmından yeni özellikler de açılmış. Bulaştırıcılığı arttırmak için terleme ve öksürüğü yükseltebilirim. Ne alaka bunların burada olması bilmiyorum ama yine de koymuşlar. Büyük ihtimalle 4 yıldız almasının sebebi de buradaki belirtilerdir. Ama hani konu nükleer savaş olunca belirtileri nasıl yapabilirsiniz? Onunla ilgili herhangi bir fikrim yok. Senaryo yapan arkadaşa bir şey diyemiyorum. Bu arada benim kanalıma abone olan arkadaşlardan oyunda senaryo yapan birisi varsa, işte ben oyunda şöyle bir senaryo yaptım, dener misin vesaire falan derse seve seve deneyebilirim. Sizin yaptığınız senaryolara da beraber bakabiliriz. Bir inceleme yapabiliriz. İşte şurası şöyle olsaydı belki daha güzel olabilirdi ya da şurası çok güzel olmuş şeklinde. Yapıcı eleştiriler yaparak bu senaryo oynayabiliriz. Eğer yaptığınız senaryolar varsa lütfen yorumda belirtin. Şimdi burada yayılma kısmında artık son özelliğimi de açıyorum. Bulaşma seviyesi hala maksimuma dayanmadığı için ben burada terlemeyi, hapşırmayı, dizanteriyi açmayacağım. Dizanteriyi açarsam ölümcüllük bayağı bir artıyor. Öksürüğü, karın ağrısını ve ishali arttırıyorum. Burun kanamasını da arttırabilirim. Ölümcüllüğü çok fazla arttırmıyor. Dünya nüfusunun çok hızlı bir şekilde ölüp oyunu kaybetmek istemememden ötürü burada yani bir haftalık şöyle bir tüm dünya genelinde barış yaparsam bu ölüm hızının azalacağını düşünüyorum ben. Çünkü hastalığı, daha doğrusu savaşı henüz bütün dünyaya bulaştıramadım. Gördüğünüz gibi Afrika henüz hala yeşil. Savaşın hiç bulaşmadığı bir ülke var mı diye bakıyorum. Öyle bir ülke yok. Bütün ülkelere bulaşmış durumda. Gayet hızlı bir şekilde ve fazla bir şekilde DNA puanlarımız da birikti. Burada artık bence belirtiler kısmından bütün özellikleri açabilirim. Dizanteriden sonra koma varmış. Bu ölümcüllüğü çok artıracaktır ama önemli değil. Burada yeni bir özelliğimiz daha çıktı. Hızlı ölüme sebebiyet veriyormuş. Deliliği de açıyorum. Yetenekler kısmından şöyle bir bakalım. Ne demiş? Demiş ki nüfus mutlu fakat hükümet savaşı durdurmayı reddediyor. Zaten şu an savaşı durdursalar da durdurmasalar da artık benim için bulaşma seviyesi son noktada. Ölümcülük de yeteri kadar mevcut. Büyük ihtimalle bu şekilde oyunu kazanacağız diye düşünüyorum. Fakat Madagaskar'ın tamamına savaş yayılmamış bir durumda. Madagaskar'ı kontrol etmem gerekiyor. Artık Madagaskar da tamamen savaşa yakalandı. Burada bu özellikleri açmam ne işe yarayacak bilmiyorum ama şöyle hızlıca özellikleri açıp sizle beraber bir inceleyebiliriz. Ne işe yarıyormuş şeklinde. Bunu açınca yeni özellikler geliyor. Bunu açınca da yine aynı şekilde yeni özellikler geliyor. Şu şekilde. Mesela ben şu an bir hafta boyunca barış anlaşması özelliğini açtım. Bilmiyorum hani bu ölüm seviyesini yavaşlatacak mı ama şu an yani ölümcüllük barında herhangi bir düşüş olmadı. Robot yasaklama diyor. Şöyle bakalım. Bu UN dedi arkadaşlar. United Nations galiba Birleşmiş Milletler olabilir bilmiyorum. İşte diyor ki
işte arabalarını, robotlarını vesaire falan kullanmayı yasaklıyor şeklinde bir şey var sanırım. Ama bazı ülkeler bunu tabii ki yok sayıyor ve kullanmaya devam ediyor şeklinde bir özellik. Yine burada Birleşmiş Milletler barış için çağrı yapıyor. Nüfus mutlu fakat hükümetler savaşı durdurmayı reddediyor. Burada nükleer sığınaklarla ilgili bir özellik var. Burada savaş makineleriyle ilgili bir özellik var. Sanırım burada işte bir takım yeni savaş makineleri üreterek daha fazla savaşın ölümcül olmasına sebebiyet veriyor şeklinde bir mantık yürütmeye çalışıyorum. Sanırım yapan arkadaş bunu yapmak istedi. Mesela barış ilan ettiğim için şu an gördüğünüz gibi ölüm sayısı artmıyor. İşte bu Kore nükleer testleri işte durdurdu. Büyük ihtimalle şeyden dolayı. Az evvel ben işte açtığım özelliklerden dolayı işte barışa çağrı yaptı vesaire falan. Kore'de sanırım nükleer testleri bu nedenle durdurdu. İşte Amerika ile ittifak olmuş vesaire. Birleşmiş Milletler robotları yasakladı. Yine aynı şekilde Birleşmiş Milletler savaşı durdurmaya çalışıyor. Bakalım başarılı olabilecek mi? Çin hükümeti düştü. Madagaskar ilaç araştırma konularını kaldırdı. Yani bir zahmet kaldırsın artık. Yani artık ülkede sağlıklı insan kalmadı. Balkan ülkeler hükümeti düştü. Son 30 milyon insan kaldı. Eğer savaşı durduramazlarsa, savaşmaktan vazgeçmezlerse oyunu kazanmış olacağız diye düşünüyorum. Yani senaryonun amacının bu olduğunu düşünüyorum. Güzel, başarılı bir senaryo olmuş ama konudan ötürü bu belirtiler kısmındaki özellikleri açıkçası ben çok beğenmedim. Bu nedenle de büyük ihtimalle puanlama yapan arkadaşlar bundan dolayı 4 yıldızı uygun gördüler. Daha doğrusu 5 kişiden 4'ü beğenmiş, birisi beğenmemiş. Ama ben senaryoyu genel olarak beğendim. Gayet güzel ve başarılı bir senaryo. Zor modda oynamama rağmen herhangi bir şey yapmadan oyunu kazandım. Senaryonun birazcık kolay olduğunu düşünüyorum. Ekstra bir efor sarf etmeme hiç gerek olmadı. Sadece yayılma özelliklerini açıp sonrasında da belirtiler kısmından yine yayılma sağlayacak bir takım özellikleri açtıktan sonra senaryoyu kazanmış oldum. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen arkadaşlara gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle buraya kadar izleyen arkadaşların yapmamı istediği bir senaryo varsa onları da severek yapmak isterim. Yorumlarda belirtirseniz yorumların hepsini okuyorum. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bazen hepsine cevap veremiyorum ama inanın hepsini okuyorum. O yüzden yorum yapmayı lütfen devam edin diyorum. Sağlıcakla kalın, iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.